Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün yeni stüdyomda yaptığım ilk çekimde sizin karşınızdayım. Çok eksikliklerim var. Zaten birkaç aydır da böyle yok, ofisin bir kenarında çekim yapıyordum. Evin bir köşesinde çekim yapıyordum. Hazırlıklar devam ediyordu. Stüdyonun önemli eksiklikleri büyük ölçüde giderilmiş durumda. Bundan sonra stüdyomuzda beraber olacağız. O yüzden çok heyecanlıyım. İşte arkamda green box'ım var. Işıklarımı kurdum. Kameramı kurdum, mikrofonumu taktım ve daha böyle iyi şartlarda sizlere video aktarmak, video yapabilmek en büyük tutkum. Şimdi bu videomuzda bugünün çok önemli bir güncel konusunu sizlere aktarmak istiyorum. Bu da Filipinlere satışı ve bugün teslimatı gerçekleştirilen T-129 Atak helikopteri. Bu helikopter niye gecikti? Hata kimden kaynaklandı? T-129'un bundan sonra üretimi devam edecek mi? Hangi ülkelere ihraç edilebilir? Bu konuları beraber irdeleyeceğiz. Beraber anlatmaya size çalışacağım ve bu motor ambargo konusunu biraz da açmaya çalışacağım. Malum Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin gerçekten en başarılı olduğu konuların başında döner kanatlı hava araçları geliyor. Bundan baktığınız zaman yıllar yıllar önce İtalyan, o zamanki ismiyle Augusto, daha sonra Leonardo adını aldı şirket. Leonardo'nun geliştirdiği Mangusta taarruz helikopteri motorları güçlendirildi. 5 palli ana rotor, yani o tepedeki büyük pervaneye sahip oldu. Ve ihaleye girdi bu helikopter. Sonuçta İtalyanlar Türkiye'ye milli görev bilgisayarı ve açma, bu yazılımları açma yetkisi verdi. Türkiye'de kararını İtalya'dan yana kullandı ve bu proje başlamış oldu. Bugüne kadar yaklaşık 60 civarında T-129 Atak tipi helikopter Türk Silahlı Kuvvetleri, yani Kara Havacılık, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne üretildi, teslim edildi. Gerçekten sağladı. Çok etkili T-129 ataklar, terörle mücadele, sınır ötesi operasyonlar olsun, gerçekten T-129 hakkını veriyor. Ve burada da envanterde yedeğe kalan AH-1W Süper Kobralar da Türk Deniz Kuvvetleri'ne aktarıldı ve Türk Deniz Kuvvetleri bunları TCG Anadolu havuzu çıkarma gemisinde kullanacak. 10 adet Süper Kobra helikopteri de Deniz Kuvvetleri'nde. Ve bugün de gerçekten çok önemli bir ilki yaşadık. Türkiye ilk defa bir döner kanatlı, yani helikoptere biliyorsunuz döner kanat deniyor, döner kanat helikopter ihracatı gerçekleştirdi. Şimdi Türkiye İtalya ile anlaşma imzalarken T-129 sonuçta özgün bir model. Bu model İtalya ve Türkiye tarafından geliştirildi. Üretimi Türkiye'de yapılıyor. Motorları Amerika Birleşik Devletleri'nden, Honeywell'den geliyor. Ve Türkiye bu helikopterin üçüncü ülkelere satış hakkını kazanmış durumda. TUSAŞ uzun süredir uluslararası fuarlarda T-129 atağı sergiliyor. Bununla ilgili ihracat çalışmaları yaparken önce hatırlayacaksınız, Pakistan'la bir anlaşma yapıldı. Fakat bu anlaşma bir türlü Amerika'dan motor onayı almadığı için geçmedi. İkinci anlaşma da Filipinlerle gerçekleştirdi. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri T-129 atağın rakibi olan AH-1Z'yi Filipinlere satmak için gerekli hukuksal altyapıyı, imzalamaları, izinleri çıkarsa da bu ihalenin kazananı Filipinler'de Türkiye oldu, TUSAŞ oldu. TUSAŞ 6'sı kesin, 6'sı opsiyon, yani kesin siparişe çevrilebilir 12 adet helikopteri sattı. İlk 6'dan ilk ikisi de bugün resmi olarak Filipinler Hava Kuvvetleri'nde envantere girdi. Önümüzdeki yıl 2, daha sonraki yıl 2 tane daha verilecek, 6 tamamlanacak. Ve Filipinler, ki geçtiğimiz yaz ben TUSAŞ ziyaretim sırasında Filipinli ekibi görmüştüm. Pilotlar, teknik ekip gerekli eğitimleri aldılar ve çok memnunlar helikopterlerden. Ve bu helikopterlerle ilgili 6'lık ikinci paketinde kesin siparişe çevrilmesi için de yüksek oranda talepleri var. Peki Amerika Birleşik Devletleri neden Filipinlere izin verdi? Neden Pakistan'a izin vermedi? Bu soru çok önemli. Şimdi bir şey ihraç edeceğiniz zaman bir anlaşma yapıyorsunuz. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden motor alacaksınız. Tamam diyorsunuz ki ben Türkiye Cumhuriyeti olarak emniyette, jandarmada, kara havacılıkta bunları kullanacağım. Amerika'da bakıyor, tamam uygundur diyor. İhracat izni çıkıyor. Fakat ihracat izni o kadar enteresan bir konu ki büyük miktarlar için konu daha da katlanarak büyümeye başlıyor. Yani işte Kongre izinleri, Pentagon yani Savunma Bakanlığı izinleri, şunları bunları derken epey böyle bir geniş bir izin, uzun bir bürokratik sürece bu gidebiliyor. Ama bazen miktar ufak olduğu zaman bu
fazla bir engellemeye, fazla bir izne gerek tabi olmadan satışlar gerçekleşebiliyor. Tabii ki Amerika derken işte bir bakıyor Filipinlerle zaten Amerika'nın ilişkileri çok çok iyi. Filipinlere tabii ki satabilirsin diyor ve süreç hızlanıveriyor. Dönüyorsunuz Pakistan konusuna. Şimdi Pakistan'ın öncelikle almak istediği helikopter sayısı 30. Yani o minimum rakam niye böyle altılı rakamlar? Çünkü 6 ve altında izin almak daha kolay. Altının bir kere üzerine 30'a çıkıyorsunuz. Son yıllarda Pakistan ve Çin ilişkileri çok hızlı gelişmiş durumda. Pakistan'ın işte silahlanması, ülke ekonomisi, çok büyük bir Çin sermayesi, çok büyük bir Çin kredisi geliyor. Biliyorsunuz Amerika ile de Çin'in arası gayet kötü. Böyle bir nalemol durumdalar. Hatta son bu Ukrayna Savaşı'nda da Amerika Birleşik Devletleri Çin'in durumunu çok yakından inceliyor. Aslında o Uzak Doğu'da, Asya Pasifik'te yükselen tansiyon bir şekilde Ukrayna Savaşı ile birlikte biraz daha nötrleşmiş durumda. Şimdi Amerika, Pakistan içerisindeki Çin'in varlığından çok rahatsız ve sürekli Çin silahları alınıyor. İşte en son gördüğünüz Çin'den Pakistan J-10 savaş uçaklarını aldı. Bu uçakları almanın nedeni de Hindistan'ın daha böyle batı bloğuna, Avrupa'ya, Amerika'ya daha da yaklaşması. En son biliyorsunuz Rafal savaş uçaklarını Hindistan almıştı. Burada Pakistan'a karşı bir soru işareti tutulmakta. İlişkiler bir dönem biraz daha iyiydi. Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri demokrasi getirmek üzere Afganistan'a adım atarken Pakistan'dan bazı istekler, bu denge politikaları gerçekleştirildi. Fakat o dönemler içerisinde Pakistan'a ambargo konulmuştu. Bazı F-16 uçakları verilmemişti. Hatta bir kısmı Amerika'da tutuluyordu. Bunlar Pakistan'a tekrar verildi. Böyle bir iki tarafın mavi boncuk yaklaşması sonrasında tekrar şu an Pakistan yönünü Çin'e dönmüş durumda. Bu durum da Amerika Birleşik Devletleri tarafından pek hoş karşılanmıyor. Ve tabii ki bu helikopterlerin gitmesini istemiyor. Amerika'nın iddiası bu motorların Çinliler tarafından kopyalanacağı ve bunlarla ilgili teknolojinin Çin'e gideceği iddiası, beklentisi içerisinde. Bu nedenden dolayı da bu konuda bir izin vermiyor Amerika Birleşik Devletleri. Hani ne izin veriyor, ne hayır diyor, ne evet diyor, böyle sürüncemede kalıyor. Sonuçta da Pakistan'ın acil ihtiyacı var bunlarla ilgili ve Pakistan'da dolup bazı ihtiyaçlarını da Çin'den karşılıyor. İşte Z-10 taarruz helikopteri alımı da bu işin bir parçası. Sonuçta Pakistan çok zengin bir ülke değil. Bir sürü ülkenin envanterinden çıkan hava araçlarını alabiliyor, denizaltıları alabiliyor daha ucuz bir fiyata. Amaç elinde bunları tutabilmek ve güç oranını bir şekilde elinde tutup, hani çünkü Hindistan'da durumu biliyorsunuz, Pakistan'ın yaşadığı bu dengeyi sağlamaya devam edebilmek bütün dertleri bu. Pakistan'a da izin şu güne kadar resmi bir evet lafı Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmemiş durumda. Şimdi T-129 bazında konuşuyorum ama bir hava aracı, bir silah için savaş görmüş olması, operasyon geçirmesi gerçekten özellikleri açısından, tecrübe açısından, her şey açısından çok çok önemli bir durum. Bu T-129'da gerçekleşti ve kendini ispat eden bir platform haline geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri tabiri caizse deli gibi kullanıyor bunları, gayet de verimli kullanıyor. Bu da tabii ki Türkiye'ye böyle dikkatle bakan, tecrübelerine aktarılmak isteyen ülkeler açısından da T-129'un satış şansı artıyor. Bunlardan bir tanesi muhtemel önümüzdeki günlerde daha da netleşecek bu Nijerya. Nijerya'ya ilk etapta TUSAŞ'ın 6 adet T-129 Atak satışı gündemde. Bunlarla da ilgili resmi başvurular Amerika Birleşik Devletleri'ne yapıldı ve Amerika Birleşik Devletleri bir hükümet değişikliği oldu Nijerya'da. Yeni gelen hükümet biraz daha Amerika ile ilişkileri iyi tutabilecek dengelere sahip ve bunlarla da ilgili ön izinler çıkmış durumda. Bunu ilerleyen günlerde daha detaylı izinler izleyecek ve arkasından da ben eminim ki Nijerya'da T-129 ataklarına kavuşmaya başlayacak. Bu da T-129'un ikinci önemli ihracatı olacak. Bölgede tabii ki özellikle Afrika bazlı TUSAŞ çok fazla ihracat konusundaki projeleri devamlı takip ediyor. Sadece TUSAŞ değil, mühimmat üreten Roketsan, simülatör yapan Havelsan, elektronik aletler, cihazlar geliştiren Aselsan başta olmak üzere bütün Türk savunma şirketleri, topluluğu diyelim, Afrika ve Orta Doğu pazarına çok dikkatli bakıyor. Bunun arkasından da ben yeni yeni ihracatların geleceğini görüyorum. İmalat hattına girenleri saymıyorum T-129 için ama her yıl ortalama böyle bir 10 adetlik satışın devam edeceğini öngörüyorum. Tabi buradaki motorla ilgili
Amerika Birleşik Devletleri'nden izin alındıkça Türkiye bu satışı gerçekleştirecek. Tabi bir taraftan da TEİ tarafından geliştirilen TS-1600 serisi var. 1600 serisi önce Gökbey'de uçacak, arkasından da T-129 Atak'ta takıldığı zaman Türkiye'nin eli daha da rahatlamış olacak. Sonuç olarak T-129 sınıfında çok iyi bir helikopter. İyi bir helikopter. Türkiye bu İtalya'dan gelen helikopter konseptini çok iyi benimsemiş. Kendi yazılımını koymuş. Kendi mühimmatını koymuş. Kendi sistemleriyle bunu millileştirmiş ve üzerinde istediği değişikliği yapabiliyor. Hafif, kıvrak, yüksek motor gücü var. Kısa alanlarda tabiri caizse dar paslaşmalar yapıyor. Yani kısa alanda çok etkili atış gücüne sahip. Yerden atılabilecek herhangi bir işte omuzdan atılan füzelere karşı önlemler var. Bu önlemlerde Türk şirketlerinin geliştirdiği sistemler, milli sistemler. Yani elinizde ne kadar çok milli teknoloji olursa bunları rahatlıkla satabiliyorsunuz ve bölgeden bunlarla ilgili geri dönüşler olacak. Bu da önemli bir avantaj. Muhtemel Afrika'dan sonra Türkiye'nin odaklanacağı pazarlardan biri de Güney Amerika olacak. Ben Güney Amerika'dan da ileride umarım hem T-129 Atak için hem Hürkuş için, Hürkuş'ta yakın destek uçağı modeli olarak buralardan ben sipariş geleceğini zannediyorum. Şimdi Hürkuş'la da ilgili PT-6 motoru Pratt & Whitney Kanada'nın bir ambargo gelebilir mi diyebilirsiniz. Ambargolarla ilgili en önemli madde elinizdeki motorun sivil orijinli mi, sivil kullanımın mı olduğu, yoksa tamamen askeri amaçlı mı üretildi? Bu çok önemli. Sivil bir motor için çok fazla bir şey yapılamıyor. Siz gidip sivil olarak bunları alabiliyorsunuz. Biz bunları kullanabiliyoruz. Bunda problem yok. Veya farklı farklı yollar yapılıyor. Farklı ülkeler üzerinden bu alımlar yapılıyor. Farklı farklı anlaşmalar yapıyor. Ve sonuçta işte örneğin TB2'lerdeki Rotax motor, Rotax Ultralight'larda, çok hafif uçaklarda kullanılan çok basit bir motor. Bu sivil orijinli bir motor olduğu için sizin satışlarınıza karışamıyor. Ben bunu alıyorum dediğiniz zaman alabiliyorsunuz. Bu açıdan da Türkiye'nin bir avantajı var. Ama dediğim gibi motor çok kritik bir konu. Umarım bir gün bu motor konusunda da TEİ'nin atacağı adımlarla bu konu farklı bir boyuta taşınır. Ve de Türkiye'nin eli daha da rahatlar diye umuyorum. Evet, ilk stüdyomuzdaki çekimimizi gerçekleştirdik. Gerçekten bakalım montajda kalitesine bakacağım. Neler oluyor, ne yapıyor? Bunlar birer test videoları. Umarım siz de keyif almışsınızdır bu videodan ve size bazı daha az bildiğimiz konularla ilgili biraz ışık tutabilmişimdir. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz tolgozbek.com sitesinde. Bizleri sosyal medya mecraları üzerinden takip edebilirsiniz. Telegram kanalımız var, lütfen takip edin. Tabii ki kanalımıza abone olmayı, eğer mümkünse de destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.